Ferhunde, Şevket'in eve geç gelmesini kendine göre yorumladı. Herkesin kendine göre bir açıklaması vardı. Evladım, yoruluyor tabii. Yorulduğu da bir işe yarasa bari. Kızım. Ya o kadar çalışıp da yettiremeyince morali bozuluyor. Haftaya arabanın kaskosu bitiyor Şevket. Yenilememiz lazım. Unutma diye şimdiden söyledim. Yarın yayın evine gideceğim. Ödeme yapacaklar. İnşallah tamamını öderler de. Paradan başka bir şey konuşulmaz mı bu evde? Özür dilerim baba. Akıl bir başka akıldan güç kuvvet kazanır. Ferhunde karşısında sıkışan Şevket, nefsiyle mücadele etmeyi bıraktı, onun hırsından güç aldı. Katlanmayacaksın artık. Hani karşıma geçip benim için ne yaptın diye sormuştun ya. Yakında alacaksın cevabı. Ne demek o? Senin için neler yaptığımı göreceksin, sabret. Oğuz da iki kadın arasında sıkışıp kalmıştı. Ben bu bebeği çok istiyorum. Öbür gün. Yarın değil, öbür gün özgür oluyorsun. Evet. İkimiz de özgür oluyoruz. Evet. Babam evlatları için uykusuz, huzursuz günler geçiriyordu. Necla'nın gölgesi haline geldi. Her şeye rağmen okulunu bırakmamasına seviniyordu. Şevket'in sıkıntısının kendince cevabını biliyordu. Şevket ise vicdanının sesini dinlemeyi bıraktı. Nefsine teslim oldu. Göreceksin baba. Bütün sıkıntıları bitireceğim. Göreceksin. Leyla, şifresi çözülememiş bir mektup gibiydi. Kürkü giymek isteyen kim? Necla giysin. Ceyda giysin. Mektubun her satırı bir feryattı aslında. Ferhunde her acının kokusunu alıyor, yaraları biraz daha deşmekten zevk alıyordu. Hayatta hiçbir adımını boşa atmamaya çalışacaksın. Git buradan. Ne oldu şimdi? Ortada kaldın işte. Çocuğunla kala kaldın. Çık dışarı. Değer miydi? Oğuz için değdi mi? Defol! Defol dedim! Tehlikeden hoşlanıyordu adeta. Böyle adırsın, almadın mı sen? Benimle uğraşma dedim sana kaç kere. Uğraşma. Asıl sen hala benimle uğraşılmayacağını anlamadın Oğuz. Canımı yakarsan daha beter canın yanar. Babam hep derdi. Bahar mevsimi de çiçekleri de sonbaharın içinde gizlenmiştir diye. Bu evde anladım ki sonbaharda ilkbaharın içinde gizliydi. Tekrar bir sınavla karşı karşıya kaldım. Yaşamaktan yorulduğum, kaçmaktan mecalsiz kaldığım olaylar yine duvar gibi önüme dikildi. Keşke babam yanımda olsa. Necla babamın gölgesinin henüz farkında değildi. Oğuz babamın gölgesinin ne kadar büyük olduğunun farkında değildi. Hey hey hey! Bırakın lan! Bırakın adamı! Bırakın! Paramı alacağız, bırakın! Ne yapıyorsunuz siz ya? Ayıp değil mi? Ya çekil git, hasta etme adamı! Terbiyesizlik etmeyin. Eşkıya bunlar, eşkıya! Uğraşmayın bunlarla beyefendi. Cevriye Hanım, benim babamın kızı olduğumun farkında değildi. Lütfen git. Yoksa huzurumuz hiç kalmayacak. Benim yüzümden değil. O kadın yüzünden huzurumuz kaçtı bizim. Artık burada kalamam. Fikret. Kimse olanların arkasında yuvasını her ne pahasına olursa olsun korumaya çalışan bir babanın olduğunun farkında değildi. Yuvasına kol kanat germiş bir kartal gibiydi babam. Yuvasını her ne pahasına olursa olsun koruyacak, yuvadan uçan, yuvadan yuvarlanıp düşen yavrularından da kanadının gölgesini hiç eksik etmeyecekti. Lütfen gitme.
Can havliyle bu eve sığındım dedin Nehir yengeye. İstemeden duydum. Seni yavaş yavaş tanımaya başladım. Yaşadıklarınız eğer doğruysa... Doğru. Hepsi doğru. Nelerden kaçtığını artık biliyorum Fikret. Sana bir romanı ortasından okumaya başlarsan ne kadarını anlayabilirsin demiştim. Belki de en başından anlatmalıydım sana. Dinlerim. Biz çok mutlu bir aileydik. Babam 30-32 yıl önce annesini, kız kardeşini arka arkaya kaybedince... ...çok sevdiği İstanbul'a, doğup büyüdüğü bu şehre küsmüş... ...yer değiştirmek, acılarından kurtulmak için en iyi çare diye düşünüp... ...Anadolu'ya tayinini istemiş. Çok dürüst bir insandır. Uzun memuriyet hayatında devlet hazinesinden çaldığı tek şey... ...kitap okumak için ayırdığı zamanlardır herhalde. Ne konuşuyor bunlar? Dinlesene kapıdan. Toplanıyor mu? Baksana. Ya babaanne. Evlendiklerinde babam 28 yaşındaymış. Onun için aile kurmak... ...yeni bir devlet kurmak kadar önemli bir iş. Belki de bu yüzden hiç evlenmeyi düşünmüyormuş. Ama annemin bir akrabası, babamın yakın bir arkadaşıymış. O önermiş annemle evlenmesini. Belki de hayır demeye utandığı için kabul etmiş babam da. Bir nevi görücü usulü yani bizimki gibi. Pardon. Lütfen devam et. Peş peşe dünyaya gelmişiz. Benden sonra Şevket, Leyla, Necla... 10 senelik bir dinlenme süresinden sonra babam kaymakam olduğunda Ayşe'miz doğdu. Tekne kazıntısı. Ayşem kızım gibidir. Üniversiteye hazırlanıyordum ben. Annemin tekrar hamile olduğunu öğrendik. Zor bir hamilelik geçirdi. Hep yatmak zorunda kaldı. Diğerleri küçük olduğu için ben baktım anneme. Sınavlara doğru dürüst hazırlanamadım. Ayşe doğduktan sonra da hep ben baktım. Vazgeçtim üniversiteye gitmekten. Ben de liseyi bitirir bitirmez askere gitmek zorunda kaldım. Babam boş ver dedi. Sana işin başında ihtiyacımız var. Boşuna vakit kaybetme. Askerden döndükten sonra da evlilik falan öyle kaldı. Yine kestim. Ben de senin hikayeni bilmiyorum. İyi oluyor. Ay bu kadının gideceği falan yok. Sohbet ediyorlar resmen. Bak bizimkinin de sesi soluğu çıkmıyor. Yo ben bunu kolundan tutup atmadan olmayacak. Büyü yapmış bu. Anladım. Ne bakıyorsun? Doğru söylüyorum. Hiç babanı böyle gördün mü daha önce? Sonra ben nişan yüzüğünü çıkardım. Bohçayla birlikte yolladım. Nişanı bozduk böylece. Kendi rızanla. Evet. Ama kendimden çok babamı düşünüyordum. Onun kabul etmeyeceği bir evliliğe evet diyemezdim. Ama seninle evlendiğimi nikahtan sonra söyledim, düşün. Nereden nereye geldik? Hep babam üzülmesin istedim. Sonunda en çok ben üzdüm onu. Aslında bu konuda Ayşe hariç hepimiz birbirimizle yarıştık. Babam arka arkaya aldığı darbelere rağmen... ...bir çınar gibi yıkılmadan duruyor yine de. Babacığım? Ne oldu kızım? Neredeydin? Nerede kaldın Ali Rıza? Öldük meraktan. Telefon ettim ya. Hadi girin içeri. İçeride konuşalım. Hadi gir. Hadi.
Nerede olduğunu söylemedin ki. Gecikeceğim dedin, o kadar. Neredeydin? Bir işim vardı. Kiminle? Sık boğaz etmeyin insanı canım. Daha kapıdan girer girmez üstüme çullandınız. Bir nefes alayım lütfen. İyi. Sen gece yarılarında eve gel. Biz de sesimizi çıkarmayalım. Hayriye. Aç mısınız? Yiyecek halim yok. Neden? Kim doyurdu seni? Hayriye, ayıp ama. Biraz müsaade edersen anlatırım. Aman istemez. Böyle bir gizem, bir pozlar, böyle bir şeyler. Ya insan nereye gittiyse pat diye söyler. Ağzında gevelemez böyle. Yanlış bir şey yapmadıysa tabii. Ne? Anne. Ay tamam bırak. Gelsene buraya. Bak üzüyorsun ama. Ay Şevket'tir. Şevket evde değil mi? O gecikeceğim diye aramadı bile. Aa Şevket. Eyvahlar olsun. Doğru geldik değil mi efendim? Sarhoş mu? Hı. Selam. Oğlum. Baba. Aman düşmesin Ferun de. Babana yardım et yavrum, beni sakat. Tamam. Arabada sızdı kaldı. Allah'tan binerken söylemiştin nereye gideceğini. Ama bir saattir dolanıp duruyorum adresi bulmak için. Ay. Para verdi mi? Yok, 12 lira tuttu. Al çantamdan şurada. Yavaş ol. Bu hale nasıl gelir bir insan? Zehirlenmiş olmasın. Hastaneye mi götürseydik acaba? Bırakalım uyusun. Ay üstüyle başıyla. Hadi çıkalım, hadi Hayriye. Allah'ım sen koru ya Rabbi ya. Büyütecek bir şey yok canım, biraz ölçüyü kaçırmış. Biraz mı? Ay. Hadi. Niye içmiş ki bu kadar? Ne derdi var? Şevket. Bırak Ferhunde abla. Sabah konuşursunuz nasılsa. Ben hayatta yatmam bu gece bu odada. Hayatta. Hiç yapmazdı böyle şeyler. Ne oldu ki acaba? Hepinizi sıkıntıdan kurtaracağım baba. Göreceksin bak. Seni çalıştırmayacağım artık. Ben çalışmaktan zevk alıyorum oğlum. Olsun. Ayın sonunu düşünmeyeceksin. Anneme para hesabı yaptırmayacağım. Ferhan da istediği gibi hayat sürecek. Leyla düzelecek. Ayşe rahat rahat okuluna gidecek. İstediği okullarda okuyacak. İnşallah. Ama sakın kendini sıkma Şevket. Her şey olacağına varır oğlum. Ya bizim Allah'a şükür büyük bir sıkıntımız yok. Aç değiliz, açıkta değiliz. Bir süre harcamalarımıza daha dikkat edeceğiz, o kadar. Bunun dışında... Göreceksin baba. Bütün sıkıntıları bitireceğim. Göreceksin. Sen de uğramışsın bugün bankaya. Evet. Gecikeceğini bana da söylemedi. Çok mu sıkıldı acaba? Yetemiyor diye daraldı belki de. Herkes sarhoş dolaşsın o zaman. Olur mu öyle şey? Böyle mi çözülür problemler? Bunun derdi başka, ben size söyleyeyim. Ben yatıyorum, iyi geceler. Bu da daha nereye gittiğini söylemedi, görüyor musun? Baba oğul, bunlarda bir şey var, var. Var. Eskiden en çok ailemle övünürdüm. Kendimden çok ailemle. Dağıldık, parçalandık. Uçuruma yuvarlandık. Daha fazla o evde duramadım. Kaçmak benim için tek kurtuluş oldu. İyi ki sen imdadıma yetiştin. Ama nasıl anlatırdım ki?
İyi ki anlattın Fikret. Seni çok iyi anlıyorum. Canın neden yanmış artık biliyorum. Ama artık burada kalamam. Bu evde yaşayamam. Yeni bir hayat yeşertmek istiyorum demiştin, hatırlıyor musun? Sırtımdaki yükü ortaya boşaltmak, geçmişi yaşamak yerine yeni bir hayat yeşertmek. Şimdi ikimiz de koyduk ortaya sırtımızda ne varsa. Sen de benim için umut oldun Fikret. İlk günden omuz verdin, yaralarımı üfledin. Yeni bir hayatın yeşereceğine inandırdın beni de. Gözün aydın. Toprağa ektiğim fidan tuttu, ben sana söyleyeyim. Filizlerini vermeye başladı bile. Gitme. Burası senin evin artık. Söz ver bana. Söz mü? Söz. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ne yalanlar attı seni kandırmak için? Babasıyla konuşurken, Fikret benim değerlimdir. Evinizde nasıl bir mücevher var henüz bilmiyorsunuz demişti. Hah, öyle kakaladılar işte. Ben o mücevheri fark ettim anne. Ama senin yüzünden geç fark ettim. Aa, şuna bak. Ay, vallahi bu kadın büyücü. Büyü yapmış çocuğuma. Demedim mi ben sana? Anne. Fikret benim nikahlı karım. Bu evin hanımı. Ya ona iyi davranırsın ya da gidersin. Ben gelirim çocuklarla seni görmeye. Bir daha Fikret'in yüzünü bile görmezsin. Yazıklar olsun. Deniz sen de. Lütfen saygılı olmayı öğren. Ben sizin için kötü hiçbir şey yapmam. Ne düşünüyorsam sizin için. Fikret Hanım'ın da çok iyi bir anne olacağını biliyorum. Annenizi geri getirmek mümkün değil. Lütfen. Lütfen yardımcı olun siz de. Anlıyor musun beni? Hadi yatın artık. Ben biraz hava alacağım. Başıma gelenler. Bunu da duyacakmışım. Başıma gelenler. Yine ablama mı gittin yoksa? Hayır. Annem bana gittiği yeri söylemedi diye dertleniyor. Hala o mevzu mu? Ben de dedim ki, anne belki de benim yanımda anlatmak istememiştir. Mutlaka benimle ilgili bir şeydir. Öyle değil mi? Sen benim canımsın. En çok senin için iyileşmek istiyorum baba. Her şeyden kendimi sorumlu tutuyorum. Eğer sözünü dinleyip Oğuz'dan uzak dursaydım, ilk günden daha, hiç bunlar olmayacaktı. Belki Necla da evde olurdu, kim bilir. Necla da
Fikret ablam da. Suçlu arıyorsak ben suçluyum. Sen değil. Kükredim. Feryat ettim ama. Feryadım gök gürültüsünden başka bir şey değildi. Sizi yeterince koruyamadım. Suçlu aramıyoruz artık kızım. Yaşadıklarımızı unutabilmek de mümkün değil. Ama en çok senin iyileşmen beni sevindirir, evet. Sen kendini toparlarsan ben de toparlanırım. Başımı yerden kaldırırım. Yüreğim biraz soğur. Hiçbir şey için zorlamıyorum seni. Doya doya yasını tut kaybettiklerinin. Acı, acıttığı sürece acıdır. Geçince bir şey kalmaz. Asıl ben sana teşekkür ederim. Seni tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Sen iyi bir adamsın Tahsin. İyi geceler. İyi geceler. Peki kumarhanede mi çalışıyormuş bu musibet pislik? Pislik ki ne pislik? Hak ettiği çukura düşmüş. Hay Allah. Ne diye daha önce anlatmadın ki Ali Rıza? Ben de neler düşündüm. Ne düşündün Hayriye gözünü seveyim? Ben canımızla uğraşıyorum. Kıskançlık yapmanın sırası mı? Ya kıskançlıktan değil canım. Yani ne münasebet? Ben... Hay Allah. Neyse bırak neyse. Peki bu adam seni gördü. Bu
polis haber verdiğini de anlamıştır. Anlasın. Ayağını denk alır bundan sonra. Peki ya bizle uğraşmaya kalkarsa Ali Rıza? Ben de onunla uğraşırım. Yağcısını Necla'dan çıkarırsa? O zaman ben onun canını öyle bir acıtırım ki. Günaydın. 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 Saatler olsun. Teşekkür ederim. Benim yüzümden lütfen annene kötü olma. Ne annene ne de çocuklarla. Kimseyi huzursuz etmek istemiyorum. Annen istediği zaman gitsin evine. Benim yüzümden değil. Lütfen şimdi gitmek isterse engel ol. Burada yattığını bilmiyordum, pardon. O odada uyuyamam dedim ya. Keşke onu burada yatırsaydım da aklı başına gelseydi. Sırtım tutuldu vallahi. Kalktı mı herkes? Kimse yok ortalıkta. Ben de sofra hazırlıyorum. Yumurta ister misin? Aman yok, istemem. Günaydın. 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 İyi misin oğlum? İyiyim, teşekkür ederim. Ben hazırlanayım. Günaydın. Günaydın. Oh, sofra hazırlanmış. Ben hazırladım. Çayı da koydum. Otur babacığım. Aferin kızıma. Ayşe, yumurtan nasıl olsun? Kayısı. Geliyor. Üstüne gitme, utanmış besbelli. Öyle bir şey mi yaptım Hayri? Allah Allah. Ben söyleyeyim de, kumarhane baskından bahsediyor mu? Evet. Resmimi de basmışlar bas sayfaya. Aman Allah korusun. Hedef göstermesinler seni sakın. Olur. Tövbe tövbe. Geç kaldın.
Çok mu kalabalıktı kulüp? Bildiğin gibi değil. Ne oldu? Babana sor. Ne diyorsun sen? Bizi ihbar etmiş. Polisler bastı kulübü. Ne? Geceyi nezarette geçirdim. İnanmıyorum. İnanma Allah. Kulübü mühürlediler. Adamları biraz sıkıştırınca zincirin diğer halkalarına da ulaştılar. Oralara da baskın yaptılar. Durum feci yani. Babamın ihbar ettiğini nereden biliyorsun? Oradaydı. Polisler beni götürürken kapıda izliyordu keyfi. Beni işsiz bıraktığı için zevkten dört köşeydi. İyi de nasıl bulmuş seni çalıştığın yeri? Takip etti herhalde. Ne bileyim. Nasıl takip edecek ki? Orayı bildiğine göre burayı da biliyordur kesin. Benle uğraşmaktan vazgeçmeyecek. Yatacak mısın hemen? Gece hiç uyumadım. Bir iki saat dinleneyim, hastaneye gideceğim. Ceyda'nın yanına. Bugün mahkeme de var, unuttun mu? Boşalma davan var. Biliyorum. Avukat gidecek benim yerime. Bugün biter değil mi? Öyle diyorlar. Okula mı gidiyorsun? Evet. Görüşürüz sonra. Güle güle. Baba. Niye oturuyorsun burada? Dün gece niye o hale geldin Şevket? Nerede içtin? Arkadaşlarla oturduk işten çıkınca. Çok da bir şey yemedim. Ondan dokundu herhalde. Gece kapıyı bir açtım, taksici sırtlamış seni. Ölüyordum korkudan. Önce bir şey oldu zannettim. Adam mı getirdi kapıyı? Hay Allah. Taksiye bindiğimi hayal meyal hatırlıyorum. Sonra film koptu. Nasıl geldim odaya? Babanla ben taşıdık. Hadi bekletme insanları sofrada. Zaten çok merak ettiler. Geç kalıyorsun, çık hadi. Ben de giyinip geliyorum. Günaydın. Tekrar günaydın abi. Kusura bakmayın ne olur. Oğlum. Bakayım sana. Yüzün hala beyaz oğlum. Anneciğim lütfen. Abime ne oldu ki? Dün gece yediği bir şey dokunmuş. Dışarıda abur cubur yemiştir anne. Evet yavrum. Hiç kimse beni dinlemiyor ki. İyice bir karnını doyur sonra bir vitamin vereyim sana. Pek aç değilim.
Hastalanırsın Şevket. Kızarmış ekmek beyaz peynir ya, iyi gelir. Ben sana hemen hazırlayayım. Kahvaltıyı kızım hazırlamış bugün abisi. Taytay'da durdum bu sabah. Sıralıyorum, yakında yürürüm. Dün gece için çok özür dilerim babam. Bankadan birkaç arkadaşla oturduk. Sonra hızlı içtim herhalde. Pek fazla değmeyince. Aç karnına böyle olur tabii. Al abicim. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, çok utanıyorum. Aha. Utanılacak ne var yavrum? Olur böyle şeyler. Adet haline gelmediği sürece ne var? Hepimizin başına geldi. Tabii ölçüyü bilmek lazım. Bünyen sağlam. Yani bu hale gelmek için bayağı çaba sarf etmek lazım. Her zaman derim ya, aslanı kediye boğdurmamak lazım diye. Bir de ağzımızla içmek lazım dersiniz, değil mi? Neyse, hastalanmadın ya, en önemlisi o. Şevket işte olan bana oldu. Taşıyacağım diye belim ağrıdı. Sedirli odada yatmaktan da sırtım tutuldu. İçki sağlığa zararlı, bir kere daha kanıtlandı böylece. Babaannem niye kalkmadı? Bugün Cene erken kalkmak istememiş. Hasta mı? Hayır. Afiyet olsun. Eller ağızlar yıkansın, dişler fırçalansın. Tamam. Bir şey istiyor musun dışarıdan? Hayır, teşekkür ederim. Çocuklar, hadi geç kalıyorsunuz. İyi dersler. Beslenmelerinizi bitirmeden gelmeyin. Hadi bakalım arabaya. Hadi. Koş 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 koş. Tahsin. Annenle konuşsaydın keşke gitmeden. Akşama konuşurum. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Bugün ders yok mu? Var. Okul kırmayacağım, merak etme. Kitaplarımın bazıları okulda. Güle güle yavrum. Allah'a emanet. Hadi çocuğum benim. Akşam geç kalmazsın inşallah. Yeter Ferhunde. Ah, hakikaten yeter ama artık. Bazen sen de nerede duracağını bilmiyorsun kızım. Kocama geç kalma dedim, ne var? Üf, hadi. Var daha var, huzursuz olma. Geleyim mi sizinle mahkemeye? Gerek yok, teşekkür ederim. Sana bir şey soracaklar mı baba? Zannetmiyorum. Can Bey öyle bir şey olsaydı söylerdi. Sorarlarsa da konuşursun çat çat. Nasıl bir adam olduğunu anlatırsın. Aman dikkat çekme ne olur. Üstüne falan gelir, daha fena olmasın. Gelmeyecekmiş dedim ya. Aa, çocuk gibi ne tembih ediyorsun canım? Sana da bir laf söylenmiyor canım. Hayır, görürsün görürsün olay büyür diye söylüyorum. Hani kendi başına işler yapıyorsun ya. Anladık, tamam. Ne güzel anlaşıyorlar bak. Leyla, hadi yavrum. Yavaş yavaş hazırlan, biz de babanla çıkalım. Terapiye mi? Evet, hasar tespitine devam. İnşallah bir aksilik çıkmaz da tek celsede boşanırlar ya Rabbim.
Hadi gözünüz aydın. Çok teşekkür ederiz Can Bey. Gerçekten teşekkür ederiz. Oh, vallahi rahatladım. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Alo Uğuz, merhaba. Merhaba abi. Boşanma gerçekleşti. Öyle mi? Herkes için hayırlısı. Hadi iyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Eve mi gidiyorsunuz? Bırakayım sizi. Yok. Leyla'nın yanına gideceğim terapide. Öyle mi? Evet. Bugün önemli. Hem haberi eşinizin yanında alması daha iyi olur. Bir değerlendirme yaparız diye düşündüm. Doğru. Hadi gelin beraber gidelim. Lütfen. Zahmet etmeyin. Ben bir arabaya biner giderim. Olur mu öyle şey? Hem ben de görmüş olurum onları. Hadi. Peki o zaman. O kadar yoğun ve üst üste şeyler yaşadın ki en çok neyin canını acıttığını bilemiyorsun tabii. Hepsiyle uğraşmak yerine parça parça düğümleri çözmeye çalışalım istiyorum. Ben o düğümleri kesip atmak istiyorum. Uğraştıkça daha çok dolanıyor. Yavaş yavaş gidelim. Mesela baban. Terapiye başladığımızdan beri en çok ondan bahsediyorsun. Hatta Necla ve Oğuz'dan bile çok. Baban sana ne hissettiriyor? Suçluluk. Merhaba. Fikret yok mu? Fikret? Fikret? Fikret nereye gitti? Çıktı gitti. Çıkarken lütfedip bana bir şey söylemedi. Azaldı. Davayla ilgili konuşmadık. Ama hissettiklerini öğrenmeyi isterdim. Bir şey hissetmiyorum. Sinirliyim biraz o kadar. Ama bütün seanslarda öyle oluyorum. Sonrasında da daha da beter sinirleniyorum. Konuştuklarımızı düşünüyorum. Niye öyle söyledim, niye onu da anlattım falan diye kızıyorum kendime. Anlattığın her şeyin bir anlamı var. Hep öyle diyorsunuz ama ne manaya geldiğini söylemiyorsunuz. Benim anlamamı beklemeyin hiç. Ben de o kafa olsaydı bu hallere düşmezdim. Öfkeni hep kendine yöneltiyorsun. Kime yönelteyim? Oğuz'a mı? Yoksa beni onunla evlenmeye mecbur edip hayatımı mahveden... Evet, devam et. Yok, devam etmek istemiyorum. Zaten vaktimiz de doldu değil mi? 5 dakikamız var. Bugünlük bu kadar yeter, ne olur. Nasıl istersen. Cuma günkü seansımız saat 2'de. Tamam. Büyük
büyük kalktı omuzlarımdan, vallahi kuş gibi hafifledi. Çıktılar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, merhaba. Canım, beklemiyordum seni. Sağ olsun, beni yalnız bırakmadı Can Bey. Leyla'yı da görmüş olurum dedim. Müjdeli haberlerle geldiler yavrum, gözümüz aydın. Bitti. Şükürler olsun ya Rabbim. Bitti. Boşanma ilamını birkaç gün içinde alırız. Bitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bitti. Kızım. İyi misin? Yorgunum baba. Çok yorgunum. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Bak, senden bir şey rica ediyorum Leyla. Eve gidince bir mektup yaz bana. Kendine de olabilir. Babana, kardeşine ya da başka birine. Yaz. Ne hissediyorsan kağıda dök. İstersen birlikte okuruz sonra. İstemezsen de okumayız. Ama yaz lütfen. Tamam. Anne hadi. Bir çay içseydik. Çayın var değil mi Oya? Var da sanırım Leyla kalmak istemiyor. Evet istemiyorum. Hoşça kalın. Efendim tekrar teşekkür ederiz. Bizi büyük bir dertten kurtardınız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bir gün yemeğe bekleriz eşinizle birlikte. Buyurun. Memnuniyetle inşallah. Tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Biraz kalsalardı daha iyi olmaz mıydı? Bana işimi öğretme diyorsun. İyi görünmüyor ama. Pek hızlı yol alamıyor musunuz? Bugün önemli bir adım atmıştık. Yine kapattı kendini. Normal. Ben notlarımı bilgisayara geçireyim. Sen çayları koyar mısın? Yorgunum baba. Çok yorgunum. Can? Tamam. Hemen getiriyorum. Bir aksilik çıkacak da dava uzayacak diye içim pırpır ediyor. Oh rahatladım. Benim için mi seviniyorsun, Necla için mi? Taksi bulalım. Yerinde olsam o kadar sevinmezdim. Oğuz benden boşandı diye Necla ile evlenecek mi bakalım? Bak bir tane geliyor Ali Rıza, boş galiba. Yok doluymuş. Biraz yürüyelim istersen, hava almış olursun ha? Yok binelim. Yorgunum ben, çok yorgunum. Peki. Hadi kızım. Çıkıyorum şimdi. Doğuma kadar dikkatli olmak lazım. Oğuz burada. Hastanenin parasını ödüyor. Merak etme, onunlayım. Ya babamla bir daha konuş lütfen ya. Tamam tamam. Anlaşıldı. Babam avaz avaz bağırıyor. Senin yüzünden ne hallere düştüm görüyorsun değil mi? Hadi hazırsan çıkalım. Çıkalım da nereye? Babam beni evde istemiyor Oğuz. Gidecek yerim yok. Hani ev tutacaktın? Durumu biliyorsun. Ev tutacak param var. Otel odalarında sürünemem bu halde. O da bedava değil zaten. Ne yapacağım ben? Parkta mı yatacağım? Sana söylüyorum Oğuz. Ne yapacağım ben? Nereye gideceğim? Düşünüyoruz dur. Bir çaresine bakacağız. Bakacaksın tabii. Mecbursun. Banyoyu da kontrol et. Bir şeyim kalmasın. Avukattan haber var mı? Evet, boşandım. İyi. Gözümüz aydın.
Ne oldu anne, inliyorsun yine? Giden gelmiyor, aç susuz yatıyorum burada. Ellerimi yıkayayım, bir şeyler hazırlarım. İstemem. Tansiyonum çıktı sinirden. Kendime bir geleyim, kalkıp gideceğim, merak etme. Anne, kimse sana git demiyor. Sen dedin. O kadın seni benden soğuttu. O istiyor, sana söyletiyor. Günahını alıyorsun. Aman istemem onun pis günahını. Bak, onca şeye rağmen sabah bana annen lütfen benim yüzümden gitmesin diye tembih etti. Sahtekar. Belki de gitmen senin için iyi olacak. Baksana, kurup kurup tansiyonunu çıkarıyorsun hiç yoktan. Ben sizin için üzülüyorum. Kendimi düşünüyorsam ne olayım? Senin mutlu olmanı istemez miyim oğlum? Ama bu kadının hamuru iyi değil, hamuru. Sana dün gece ne söyledim? Artık huzursuzluk istemiyorum. Birlikte mutlu, saygılı, sevgili yaşayalım işte. Sesimiz çıkmasın. Tamam mı? Ben şimdi sana bir şeyler hazırlayayım. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Sağ ol yavrum. Sen de olmasan halim harap. Temiz havlu var mıydı? Vardı. Allah'tan çamaşırı makine yıkıyor. Yoksa onu da bulamayacağız. Hele şükür. Niye erken geldin? Hadi hesap ver bakalım. Neredeydin? Alışverişe gittim. Baktım, öyle bir şey almadım. Sabah sormuştum ben sana bir şey ister misin diye. Biraz hava aldım. Anladım. Acıktın mı? Anneme bir şeyler hazırlayacağım. Bırak, ben yaparım. Ben de bir kooperatife gidip geleyim o zaman. Anne, ben çıkıyorum. Fikret hazırlıyor yemeğini. İstemem. Karnım aç değil. Yatacağım ben. Geç kalma. Ya da de ya da da da. Alo Gülşen. Benle konuştuğunu belli etme. Tamam. Şevket orada mı? Hı. Bir şey soracağım sana ama doğru söyleyeceksin bak. Sonra buluşuruz. Sor. Şevket dün akşam geç geldi. İçmiş falan. Bankadan arkadaşlarla yemekteydik dedi. Doğru mu? Bilmiyorum. Benim haberim yok. Kimlerle gitmiş olabilir? Aslında herkes servisteydi. Anlamıştım zaten. Yalan söyledi. Bilmiyorum. Yine de günahını almayayım. Ufaklık gelip gidiyor mu oraya? Kim? Sedef geliyor mu? Yok. Gülşen, doğru söyle. Gelmiyor ama konuşuyorlar herhalde. Herhalde ne demek? Lafı dolandırma, bir şey biliyorsan adam gibi söyle. Bir dakika bakıyorum efendim. Kızın parasını borsada değerlendiriyormuş. Borsaya para yatıracak kadar zenginlemiş mi Bücür? 10.000 YTL'si varmış. Bak sen. Ben enayi değilim. Uyumuyorum Gülşen. Her şeyi biliyorum. Bunlar için ilerlettim. Hadi canım. Şevket yapmaz. Gözümle gördüm. Neyse. Şevket bendeki bütün kredisini tüketti. Ne para var, ne heyecan, ne de huzur. Hayat geçmez artık onu. Aa. Büyük aşkına ne oldu? Sıkıldın tabii. Çok. Şimdi kapıyı çekip gitsem giderim. Ama her şeyin bir zamanı var. Sabrediyorum. Çok çektim. Acısını çıkarmadan da bir yere gitmeyeceğim.
Geliyor. Kapatıyorum. Bir gün buluşup uzun uzun konuşalım, tamam mı? Gülşen, gözün üstünde olsun. Şüpheli bir durum görürsen haber ver. Tamam, görüşürüz. Sen hiç çalışma, hep lakla gel. Müşteriyle konuşuyorum. Aa. Gel yavrum. Hadi kızım, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oldu? Boşandı yengesi. Leyla kurtuldu artık. Gözün aydın Leyla. Çok sevindim. Canım benim. Hadi kızım. Ne yaptım ki şimdi? Kutlamak istedim. Sus sus. Yol boyunca ağzını bıçak açmadı. Gireyim de ilacını vereyim hemen. Verin, verin. Sen nereye? Bir işim var, hemen döneceğim. Allah yardımcımız olsun. Hesap numarası 7306. Hesap sahibinin adı ne olsun? Gülşen. Ali Gülşen. Ahmet Gülşen. Mehmet Gülşen iyidir. Şimdi Gürkan Bey'in bir yıllık vadeli hesabından Mehmet Gülşen'e bir miktar havale. Yeni tahmin. Ay ne oluyorsun? Dalmıştım. Yeni tahmin gelmiş, al. Senin ekranda şey var mı? Ne var mı? Oyun oynuyordun değil mi? Yakalandın. Saçmalama Gülşen. Geç yerine. Bende ne varsa senin ekranda da o var. Kendininkinden bak hadi. Seydif. Bakıyorum. Kim bu alacaklı gibi? Merhaba. Ne istiyorsun? Misafiri böyle mi karşılıyorsun sen? Ne ayıp. Kim geldi? Benim Ferhunde. Hayırdır inşallah. İzin ver de gireyim. Geç. Dikiş mi dikiyordunuz? Kolay gelsin. Hayrola? Otur otur, sıkıldım. Bir kahvenizi içmeye geldim. İyi. Hoş geldin. Bu kadar şaşıracak ne var anlamadım. Hep siz bize gelecek değilsiniz ya. Tabii canım. Buyur otur. İşinizden alıkoymuyorum inşallah. Yok, ne münasebet. Ne var ne yok? Sana sormam. Niye bu kadar bozuldun, rahatsız mı ettik? Yo, ama niye geldiğini söyle de sen de rahatla bir an önce. Sedef. Bakıyorum kendine güvenin gelmiş, sesin çıkıyor. Para böyle yapıyor insanı. Duruşunu bile değiştiriyor. Ne diyorsun sen? Numara yapmayın. Şevket senin paranı işletiyor biliyorum. Borsaya koymuş. İyisin Edin. Yok öyle bir şey. Niye saklıyorsunuz? Biliyorum işte, her şeyden haberim var. Şevket senin mali müşavirin olmuş. İyi bahane buldun, aferin. Deli misin sen be? Ne borsası ne müşaviri? Benim o bankada hesabım var, başka da bir işim yok Şevket'le. Vallahi cesaret gelmiş buna. Ne oluyor kızım, sakin ol. Bana bak. Biz Ali Rıza Beyleri üzmemek için sustukça sen azıyorsun. Ama bir daha bizi rahatsız edersen hatır gönül dinlemem, yapışırım saçına, ibreti alem için sürüklerim seni şu mahallede. Sen benim daha ne deli olduğumu bilmiyorsun. Ayıp ayıp. Misafire böyle mi davranır? Biz sizi böyle mi ağırlıyoruz? Çok ayıp. Hadi kızım hadi. Benim asabımı bozma. Sen de ayağını denk al Sedef Hanım. Bak bir daha söylemeyeceğim. Kocamdan uzak dur. Defol aptal. Sen de benden uzak dur.
Derhal o bankadaki hesabını kapatacaksın, derhal! Ne oluyor anne ya? İnanıyor musun bu delinin söylediklerine? Hayır. Ama başka banka mı yok? Götür başkasına yatır. Şevket'le en ufak bir yakınlık istemiyorum artık. Merhaba merhaba. Gerekirse onu bile demeyeceksin. Yeter. Uğraştırma beni bu kadınla. Aa yeter ya yeter. Bıktım bu kadından artık, bıktım. Daha bu sabah ne kadar iyiydi. Sevinip rahatlayacağına ne hale geldi yavrum. Yavrum yemek hazırlayayım mı sana, yer misin? Leyla konuş yavrum. Bak üzme bizi. Bir şey söyle. Rahat bırak Hayriye. Boğma çocuğu canım. Nereye yavrum? Yatacak mısın kızım? Geleyim mi yanına? Ay yalnız bırakmayalım Ali Rıza. Dur sen, ben gidiyorum. Ne oluyor kızım? Ay yavaş. Uyma canım, uyma. Canım sen Leyla'ya bak hadi. Ben de Şevket'i arayıp mahkemenin bittiğini haber vereyim. Merak eder şimdi. Ne oluyoruz? Ben sana o adamla görüşmeyeceksin demedim mi? Görüşmedim ki. Yalan söyleme. Okul çıkışına geldim. Onun arabasına bindiğini gördüm. Tamam, buluştum. Ama bittiğini söylemek için. Sondu yani. O yaştaki biriyle arkadaşlık etmen doğru değil. Öyle biriyle ne paylaşabilirsin? Bu arkadaşlık sana zarar verir Deniz. Yani bak... Deniz, devam edersen babana söylemek zorunda kalacağım. Bitti dedim ya, git Deniz, başımdan. Seninle bir abla olarak konuşuyorum. Zarar görmemen için. Üzülüp kırılmaman için. Sen benimle uğraşacağına kendi kardeşlerinle uğraşsaydın. Baksana birbirleriyle koca kapmaca oynamışlar. Bana bak. Bana bak. Bir daha onlar hakkında tek kelime edersen seni fena yaparım. Ne oluyor? Bırak kızı, bırak. Deli mi ne? Çok fena yaparım. Anladın mı? Gemi ağzıya aldın sen. Vallahi bir daha bu kıza elini sürdüğünü göreyim. Bak ben ne ediyorum sana. Çık dışarı. Çık. Yalla. Yok bir şey diyorum babaanne. Rahat bırak beni lütfen. Nasıl yok bir şey kızım? Elinden zor aldım seni. Kızdırdım biraz ondan. Niye söylemiyorsun? Niye korkuyorsun ondan? Bir kabahat mi işledin yoksa? İyi. Babana söylersin o zaman. Sakın, sakın babam duymasın. Onunla takıştım diye bana kızar. Bak babaanne lütfen. Ya vallahi ben kızdırdım onu. Yoksa öyle susar mıydım? Kıyameti koparırdım. Öyle olsun bakalım. Senin burada? Ceyda bir süre bizimle kalacak. Ne? Siz kafayı mı yediniz? Ne demek burada kalacak? Sakin ol Necla. Olay çıkarma. Nasıl getirirsin buraya ya? Kabul edeceğimi nasıl düşünürsün? Nasıl bir saçmalık bu ya? Kalk, kalk, çık git evimden. Burası Oğuz'un evi. Ah, öyle mi?
Necla. Bu adiliği de yaptın ya. İğreniyorum artık senden. Senden de. O içerideki kadından da. Gidecek yeri yok. Ne yapsaydım yani? Sokakta mı bıraksaydım? Sizin ne yapacağınız beni ilgilendirmez. Onunla birlikte oturacağım ha? Aynı evde. Sen beni ne zannettin Oğuz? Ne zannettin? Bağırma. Hemen. Hemen götür onu bu evden. Yoksa... Bak. Bir yere götürecek param yok. Baban sayesinde işim de yok. Onu burada yatırmaya mecburum. Sen de kabul etmeye mecbursun. Anladın mı? Necla! Defol! Pislik! Burada ne kadar varmış bakalım. Vallahi kimle taktı bilmiyorum. Hepsi birbirine karıştı. Maşallah maşallah yavrum. Ay yavaş kızım, düşüp kaybolacak. Parça adedi olarak biliyorum. Tam 16 tane. Takarlarken saydım. Sofrayı kırayım mı? Anne. He. Ne oldu yavrum? Sofrayı kırmaya başlayayım mı? Yengen ne yapıyor? Hiç, oturuyor öyle. Otursun bakalım. Leyla ablam uyandıysa çağırayım mı? Yok canım. Bırak dinlensin. O kötü bugün. Benim 4 çocuğum daha var. Onları da düşünmek zorundayım. Evlensinler, bu mesele kapansın. Bu lekeyi temizleyeceğiz. Daha çok kirleneceğiz. Şevket, elini çabuk tutsun. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Bu konu kapandı. Evleniyorsun. Seni hiç hak etmeyen bir adamla evleniyorsun.
Ben demiştim demekten nefret ediyorum ama beni dinleseydin bunlar gelmeyecekti başına. Yapma dedim sana, bitir dedim. Yazık ettin Leyla, yazık. Kendine de, bize de. Yazıklar olsun sana. Abla, abla. Bırak! Niye yanımda oturuyorsun? Senin yanında olmak istiyorum ondan. Oya Hanım hissettiklerini yaz dedi. Kağıt kalem vereyim mi? Ne hissettiğimi anlayabilsem. Kafam karmakarışık. Duygularım karman çorman. Bazen boş bir çuval gibiyim. Bazen ağzına kadar dolu. Bazen de ölü gibi hissiz. Şu anda öyleyim mesela. Bize kendini kapatıyorsun. Bari kendini aç kızım. Başkalarıyla konuşmazsın. Ne sen onları duyarsın, ne onlar seni duyar. Ama iç sesini susturamazsın ki. O öyle bir gürültü yapar, öyle çok konuşur ki kulağını tıkasan olmaz. Hep duyarsın. Yer bitirir seni. Dile gelmedikten sonra rahat etmez. Sana da rahat vermez. İster konuş ister yaz. Yeter ki at içindekileri. Kimsenin benim için üzülmesini istemiyorum artık. Benim yüküm bu. Ben taşıyacağım. Tıpkı bu manto gibi sarınacağım. Hiç çıkarmayacağım üzerimden. Hep taşıyacağım. Yükümü hiç bırakmayacağım. Kendine haksızlık ediyorsun Leyla. Beni en çok üzen, içimi sızlatan bu. Şu mantoya sarılarak acını taze tutmaya çalışıyorsun. Bize, bana unutturmamaya çalışıyorsun. Onunla geçmişe sarılıyorsun. Ama bir gelecek var önünde kızım. Göremiyorsun. Ben bunu çok üzülüyorum Leyla. Çok üzülüyorum kızım. Kızım yavaş kızım. Abimdir. Çekil çekil çekil. Şevket bunlar ne oğlum? Kolların koptu dur. Evet. Ay dur yavrum. Hayrola? Ufak tefek bir şeyler aldım size. Bana? Sana da aldım. Oğlum bayram değil seyran değil. Nereden icap ettin? Ben hangi parayla aldın daha çok merak ettim. İkramiye aldım. Evet. Nerede? Bu senin anneciğim. Bu da senin. Al bakalım. Al. Ne gerek vardı oğlum? Hay Allah, harcamasaydın paranı. Babama gömlek aldım. Bir de kravat. Leyla'nın paketinde de makyaj seti var. Anne, bebeğime bak. Ay pek güzelmiş. Sağ ol evladım. Şunlarda da erzak var. Burada da deterjan falan. Ay çok masraf etmişsin yavrum. 40 yılda bir olsun artık. Bu da senin. İçeride aç ama. Ne yapmaya çalışıyorsun Şevket? Hangi kabahatin özü bunlar? Ay Leyla da sevinecek. Bugün kötü yine. Bunlarla morali düzelir inşallah. Ne oldu yine? Nesi var? Kas katı kesti. Ağzını ya. Açmıyor. Ellerimi yıkayım da bakayım. Hadi toplayalım şunları yavrum hadi. Sofrayı kuralım bir an önce. Oh.
Hadi gel. Güzel koktu. Pizza söyledim, hadi gel. Açlık grevi mi yapıyorsun? Git başımdan. Necla, yapma böyle, gel işte. Defol. Mahkeme ne oldu diye sormadın. Beni ilgilendirmiyor. Boşandım. İlgilenmiyorum dedim. Çık dışarı. Babam gelsin, öyle başlayacağız. Ellerini yıkıyor, şimdi gelir. Annen nerede? İçeridedir, gelir. Anne, hadi yemek yiyoruz. Anne? Başlamadan beni evime götürüver oğlum, hadi. Yemeğim iyi mi öyle? Sen gelmeden gitmeyeyim diye bekledim. Ben bir dakika daha duramam bu evde oğlum, hadi. Ne oldu anne? Ne oldu şimdi? Bana yapılanı her şeye katlanırım. Ama gözümün önünde bu öksüzlerin hırpalanmasına dayanamam. Kimsenin kimseyi hırpaladığı yok. Ya senin yanında canım, sen yokken canın çıksın. Nasıl tutmuş sarsalıyordu şuncacık çocuğu. Allah'tan yetiştim, aldım elinden. Dövecekti resmen. Ne bakıyorsun? Yalansa yalan de. Fikret? Korkma çocuğum, korkma, söyle. Aslında öyle yapmak istemedi. Benim suçumdu. Üstüne gittim. Çok şaşırdım. Ben bugüne kadar çocuklarıma fiske vurmadım. Kabahatleri ne olursa olsun, elimi sürmedim. Çocuklarım benim her şeyim. Kimsenin onları hırpalamaya, incitmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem. Fikret abla bir şey yapmadı ki. Kolundan tuttu sadece. Böyle salladı kızgın kızgın. Ben Fikret abladan özür diledim. Hallettik baba. Lütfen birbirinize daha saygılı olun. İşe giderken gözüm arkada kalsın istemiyorum. Ben yemeği getireyim. Hadi, gitmiyor muyuz? Otur anne. Benim sinirimi bozma, otur. Madem istemiyorsun, gitmem oğlum. Leyla yemiyor anne. Israr etmedim ben de. Aa, ay kuvvetten düşecek iyice. Ay bari bizimle otursaydı yavrum. Söyledim, gelmiyor. Hediyen onu da kandıramadı değil mi? Zahmet etmişsin oğlum. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi babacığım? Beğendim de bu sıkışık zamanda hiç gerek yoktu. Bence de. Ferhunde lütfen. Bırak da ağız tadıyla yemeğimizi yiyelim. İyi. Ya afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Yine ayrılıyor. Yine günler uzak.
Ayşe, bırak kızım onu, yemekten sonra oynarsın. Bücre ne hediye aldın? Kime? Ne diyorsun sen ya? Benden sakladığım bir şey var senin. Hayda. Vicdanını rahatlatmak için mi aldın bunları ha? Niye? Vallahi böyle yapmakla daha çok belli ettin. İyi misin Ferhunde? Kızım ne oluyor durup dururken? Durup dururken değil. Ben ne zamandan beri doluyorum biliyor musunuz siz? Neye doluyorsun söyle bakayım. Şevket. Yeni değil. Yemek masasında tartışma istemiyorum. Yutmuyorum. Bu hediyeler sus payı hepimize. Ferhunde Hanım. Ne dedim ben şimdi? Güzellik yapmak da kabahat. İçimden geldi. İnsanın hevesini kırmaya birebirsin. Birebir. Şevket. Aman oğlum kavga etmeyin, gözünüzü seveyim. Neler diyor ama? Gördüklerimi yorumluyorum. Nankörlük etme. Nankörlük etmem için senden bir şey görmem lazım. Şşt. Ferhunde. Sanki benim bir elim yağda bir elim balda da nankörlük ediyorum. Rahat yok, huzur yok, para yok. Bir de üstüne... Yeter! Yeter artık. Kendinize gelin ya. Soframızın haline bakın. Hiç mi saygınız, utanmanız yok canım? Bıktım sizin para kavganızdan, hırsınızdan, ihtirasınızdan. Bıktım! Saygınız yok, sevginiz yok. Varsa yoksa maddiyat. Bu evde yaşananlar umurunuzda değil. Bakın şu masaya, bakın. Kaç kişiydik, kaç kişi kaldık? Fikret bizden kaçtı. Ailesinden kaçtı. Necla yanlış yollara saptı. Yüreğimiz yandı. Leyla yukarıda perişan. İçim açıyor. Kahroluyor. Siz para derdindesiniz hala. Alaka beklemiyorum ama. Acıma saygı gösterin bari. Babacığım. İstemiyorum şirket. Evimde bu tür konuşmalar, kavgalar istemiyorum. Kardeşin yukarıda bu haldeyken, gözümün önünde avucundan kayıp giderken... Leyla. Eyvahlar olsun. Benim için artık üzülmenize gerek yok. Kızım. Gitmeyeceğim baba. Avucundan kayıp gitmeyeceğim. Yavrum. Sen babam. Benim için küçük bir kız çocuğum. Ellerimden alıp gitme o güneş kokunu. Gözlerimden... Leyla. Pembe mantoyu üzerine yapışan kirlerden arınmak ister gibi çıkarıp attı. Koca çınara cılız bir sarmaşık gibi sarılırken kalleş rüzgar yine tozu dumana katmak için pusudaydı. Ellerimden alıp gitme o güneş kokunu. Gözlerimden akan yaş acılarına çare olur mu? Sen hala benim için küçük bir kız çocuğu.
Ellerimden alıp gitme o güneş kokunu. Gözlerimden akan yaş acılarına çare olur mu? Sen hala benim için küçük bir kız çocuğu. Ellerimden alıp gitme o güneş kokunu. Gözlerimden akan yaş acılarına çare olur mu? Sen hala benim için